Toplamları 4 çarpımları 3 yapan iki sayının küpleri toplamı kaçtır? Burada x küp artı y küp demiş. O yüzden biz x artı y'nin küpünü açalım. x'in küpü artı 3 çarpı x kare y artı 3 x y kare artı y küp. Şimdi x küp artı y küp bilmiyoruz. Buna k diyelim. k artı burada iki tane terimimiz var. İkisinde de 3 x y'ler ortak. 3 x y parantezini alırsak burada bir tane x burada da y kalıyor çarpı x artı y. x artı y'mizde 4'tü. 4'ün küpü yani sol tarafımız 64. Sağ tarafta da çarpımları 3 dedik. 3 çarpı 3 toplamları da 4. Buradan k artı 36 eşittir 64. Dolayısıyla k dediğimiz x küp artı y küp eşittir 28. Bu soruda toplamları 4 çarpımları 3 yapan 2 sayı 3 ve 1'dir deyip Diğer bir yolla 3'ün küpü artı 1'in küpünden yine aynı sonucu bulabiliriz. Ancak tabii ki bizim için buradaki birinci yol daha esastır. Cevabımız her iki durumda da A şıkkı. Bu soruyu çözebilmemiz için A küp eksi B küp 2 küp farkı nasıl yapılır? Bunu bilmemiz gerekir. A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare. Buradaki a dediğimiz x sayısı b sayısı da 2 bölü x gibi düşünürsek x küp eksi 2 bölü x'in küpü eşittir x eksi 2 bölü x çarpı x kare artı ikisinin çarpımı artı 2 bölü x'in karesi. Zaten bize bu sorulmuştu. Buraya k diyelim. k eşittir x eksi 2 bölü x'imiz 4. Burada da x kare artı 4 bölü x kare artı 2 gibi bir ifade. Yani biz buradaki x kare artı 4 bölü x kareyi bilirsek soruyu çözmüş olacağız. En üstteki ifadede her iki tarafın karesini alırsak x kare eksi 4 x bölü x artı 4 bölü x kare eşittir 16. x'ler giderse eksi 4 de diğer tarafa geçtiğinde x kare artı 4 bölü x karemiz 20'dir. Şimdi getirip bunu yerine yazabiliriz. K eşittir 4 çarpı 20 artı 2'dir. Cevabımız buradan 88'dir. D şıkkıdır. Burada 3 tane terimimiz var. Birincisi x kare. Çarpımları x kare yapan iki ifade a ve a'dır. Burada çarpınca 2ab toplayınca eksi a eksi 2b yapan 2 tane değer arıyoruz. Bunlar da eksi a ile eksi 2b'dir. Yani burası x eksi a çarpı x eksi 2b eşittir 0 şeklinde çarpanlar ayrılır. Yani çarpanlardan birisi x eksi 2b ile d şıkkında. Kesrimizin en sade hali sorulmuş. Üstteki a kare eksi 2a eksi 3'ü aynen yazıyoruz. Aşağıda da payda eşitliyoruz. Paydalarımız a olsun dersek a artı 1 çarpı 3 eksi a bölü a çarpı a. Burada paydadaki ifademizi ters çevirip çarparsak a kare bölü eksi a kare artı 2a artı 3 geliyor. Üstteki kesirimizin ifadesini aynen yazalım. a kare eksi 2a eksi 3. Bu ikisi birbirinin aynısı gibi sadece işaretleri farklı. Dolayısıyla sadeleştiğinde hepsi birbirinin eksi 1 bir katı olduğu için yukarısı a kare çarpı eksi 1 olacak. Buradan da cevabımız b şıkkı. 27 üzeri x ifadesi 3 üzeri x'in küpüdür. Birimizde birin küpü. Burası a küp eksi b küpten faydalanırsak a küp eksi b küp eşittir. a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare şeklinde. Yani burası 3 üzeri x eksi 1 çarpı 3 üzeri x'in karesi artı 3 üzeri x çarpı 1 artı 1'in karesi. E paydamızda ne var? 9 üzeri x artı 3 üzeri x artı 1 var. Bunu da aynen yazalım. Dolayısıyla buradaki aynı olan iki ifade sadeleşirse 3 üzeri x eksi 1 80'miş. Dolayısıyla 3'ün x'inci kuvveti 81'dir. x değerimiz de 4'tür. Cevabımız da c şıkkı. İki tane eşitliğimiz var. Buna göre a artı b'nin toplamı kaçtır? Burada eşitlikleri taraf tarafa toplarsak A küp artı 3 A kare B artı 3 A B kare artı B küp. Sağ tarafta 10 eksi 2'den 8 geliyor. Şimdi burası arkadaşlar neydi? Binom açılımında A artı B'nin küpüdür. A artı B'nin küpü 8 olduğuna göre A ile B'nin toplamı 2'dir. Cevabımız denizli. X'imiz burada irrasyonel bir değerdir. Direkt olarak X'i yerine yazamayız. Dolayısıyla yine burada özdeşliklerden faydalanacağız. x küp artı 3x kare artı 3x artı 3 değil de 1 artı 2 şeklinde yazdığımız zaman buranın bakın ne olduğunu görüyoruz. x artı 1'in küpü. Dolayısıyla x gördüğümüz yere şimdi yukarıdaki ifadeyi yazabiliriz. Küp kök 3 eksi 1 artı 1'in küpü artı 2. Buradaki birler birbirini götürsün. Küp kök 3'ün küpünü alıyorum. Buradaki küp kökle küp birbirini götürüyor. Buradan da 3 artı 2'den cevabımız A seçeneği gelir. Bu ifadeleri sadeleştirebilmemiz için burada çarpanları ayırmamız gerekiyor. Çarpımları x kare, burada çarpımları 28, toplamları da 11 yapan değerlerimiz 7 ve 4'tür. Burada yine x kare eksi 9'da 2 kare farkı var. Burası da x artı 3 çarpı x eksi 3. Yukarıda da ne var? Bakın burası çarpımları eksi 21. Toplamları artı 4 yapan 2 tane değer arıyoruz. Bunlar da artı 7 ile eksi 3'tür. Aşağıdaki x artı 3 ile x eksi 3'ümüzü de yazalım. Burada ne vardı? x kare artı ax artı b. Paydamız da x artı 7 x artı 4. Bunlar sadeleştiği zaman x artı 2 bölü x artı 3'e eşit oluyormuş. 3'ler gitti. Buradaki eksi 3'ler de gitti. 7'ler de gitti. Sonrasında kalanlarla işler dışlar yapabiliriz. Yani x kare artı ax artı b'miz. Buradaki x artı 4 ile x artı 2'nin çarpımı. Burayı da dağıtırsak x kare artı 6x artı 8'dir. Yani buradaki a artı b toplamında a'mız 6 b'miz 8 olduğu için toplam değerimiz 14'tür. Cevabımız C şıkkı. Bu şekilde bir cebirsel ifade olduğunda en küçük değeri için burada A ve B'ye değer veremeyiz. Öncelikle burada A kare artı 2 A'yı ve B kare artı 4 B'yi yan yana yazıyoruz. Sonrasında bir de 7'miz var. Burada yine x artı y'nin karesi yani tam kare özdeşliğini bilmezsek soruda ilerleyemeyiz. x kare artı 2xy artı y kare. Burada a kare artı 2a iki da 2'yi 2'ye böldüğümüz zaman 1 olacaktır. Yani buradaki cebirsel ifadelerden bir tanesi a, bir tanesi 1 gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla 1'in karesi 1'dir. 1 bir ekleyip 1 çıkarırsak sonucu değiştirmez. Yine benzer şekilde burada 4'ü 2'ye bölerseniz 2. Yani burada x değil de bir b'miz var. Y değil de bir tane 2 gibi bir ifademiz var. Dolayısıyla 2'nin karesi olan 4'ü ekleyip çıkarıyoruz. Yani tekrar düzenlersek burası ne oldu? A artı 1'in karesi eksi 1 artı burası da B artı 2'nin karesi eksi 4. Şurada da artı 7'miz var. Dolayısıyla A artı 1'in karesi artı B artı 2'nin karesi 1, 4 daha 5, 7'den çıkarırsak 2. Böyle bir ifademiz olsaydı arkadaşlar daha rahat görebilirdik. Çünkü bir sayının karesi en azından 0, 0 gibi değerler alabilir. Toplamımız da burada en az 2 olabilir. Cevabımız Bursa. A kare eksi B karemiz 2 kare farkıdır. A eksi B çarpı A artı B. Burada A karemiz A çarpı A'dır. Çarpımları eksi 3B yapıyor. Topladığımız zaman da eksi 2B yapan değerler arıyoruz. Bunlar da eksi 3B'ye artı b. Yani a eksi 3b a artı b. Burada bölme demiş. Ters çevirip çarparsak daha rahat olur. Çarpı diyorum. A kare artı ab artı b kare. Burada a küp eksi b küp 2 küp farkı var. Bu da neydi? a eksi b a kare artı ab artı b kare. Şimdi paydaya o ifadeyi aynen yazalım. a eksi b çarpı a kare artı AB artı B kare. Şimdi bunlar birbirini götürüyor. A eksi B'ler de gitti. A artı B'ler de giderse cevabımız 1 bölü A eksi 3B'den D şıkkı. Toplam olması için burada payda işlememiz gerekir. Yukarıda paydamız A kare olsun. A küp artı 1 bölü A kare. Aşağıda da arkadaşlar paydamız A kare de olsun. Burası 1 A kare A ve 1 dersek a kare eksi a artı 1 bölü a kare olur. E paydalarımız aynı. A kareler gitsin. a küp artı 1'i de a artı 1'in küpü şeklinde yazamayız. a'nın küpü artı 1'in küpü şeklinde düşünürsek a artı 1 çarpı a kare eksi a artı 1 şeklinde çarpanlar ayrılabilir. Burada paydamız neydi? a kare eksi a artı 1 Dolayısıyla burada sadeleştirmeleri yaparsak en sade halimiz A artı 1'dir. Bu da B şıkkı. Bu ifadede T yerine herhangi bir değer veremiyoruz ya da T'yi bulamıyoruz. Burada her iki tarafı T artı 1 ile çarptığımız zaman T artı 1 çarpı T kare eksi T artı 1'imiz T'nin küpü artı 1'in küpü gibi iki küp toplamı özdeşliği oluyor. Sağ tarafımız zaten 0 olduğu için herhangi bir değişime uğramıyor. 0 çarpı T artı 1 yine 0. E burada T'yi yalnız bırakırsak t'nin küpü eksi 1'dir. Burada t üzeri 6 yerine t üzeri 3'ün karesi artı t üzeri 3 yerine de eksi 1 yazarsak 1'ler gitti. t üzeri 3'ün karesi kaldı. Yani eksi 1'in karesinden cevabımız a şıkkıdır. Burada a ve b'yi direkt çarparsak biraz zor olacak. Burada a eşittir x artı y şeklinde düşünelim. Yani buradaki küp kök 3'e x diyelim diğer küp kök 2'ye de y diyelim. Burada 9 demiş. 9 3'ün karesidir. Yani buradaki küp kök 9 ifadesi küp kök 3'ün karesi yani x'in karesi. Dolayısıyla buradaki 4 de 2'nin karesi olduğu için küp kök 2'nin karesi de y'nin karesi. Buradaki küp kök 6'yı da küp kök 3 çarpı küp kök 2 gibi yani x çarpı y gibi düşünebiliriz. Yani a çarpı b derken x artı y çarpı x kare artı y kare eksi x y. Bu ikisini çarpın diyor. Dolayısıyla bu ikisini çarptığımız zaman ne olacak? x küp artı y küp. Yani iki küp toplam özdeşliği. X'in küpü x dediğimiz ifade burada neydi arkadaşlar? Küp kök 3. Bunun küpünü aldığımız zaman 3'ler gidiyor. Burası 3 oluyor. Y'nin küpü bakın y yerine küp kök 2 yazarsak. Küp kök 2'nin küpünde de 3'ler gidiyor. 2 geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız bu şekilde E seçeneği gelir. Bu ifadede x kök x kök x sayısının 3 defa kendisiyle çarpımıyla oluşmuştur. Yani kök x'in küpü. Benzer şekilde bu da o zaman 1 bölü kök x çarpı 1 bölü kök x 1 bölü kök x'ten 1 bölü kök x'in küpüdür. Yani burada daha rahat görebilmemiz için kök x yerine a diğer bir böyle kök x yerine de b yazarsak a eksi b'miz 4'tür. a'nın küpü eksi b'nin küpü soru işareti. Burada a eksi b'nin küpünden faydalanırsak a eksi b'nin küpü a küp eksi 3 a kare b artı 3 a b kare eksi b küp. Şimdi a eksi b'miz 4'tü. Bunun yerine 4 yazalım. A küp eksi B küp bilinmiyor. Buna da K diyelim. Eksi bu iki ifadede bakın. Üçler ortak. A'lar ortak. B'ler ortak. 3AB parantezine alırsak. A eksi B'dir. Şimdi buradaki A çarpı B. Bunlara yerine yazalım. A yerine kök X yazıyorum. B yerine 1 bölü kök X çarpı kök X eksi 1 bölü kök X. 4'ün küpü burada 64'tür. 64 eşittir k. Burada arkadaşlar kök x'ler gidiyor. k eksi 3 çarpı. Bu ifademizde zaten 4'e eşitti. Çarpı 4. Yani 64 artı 12 eşittir k dersek. Aradığımız değer 76'dır. Cevabımız a şıkkı. x üzeri 4 artı x kare artı 1 ifadesini çarpanlara ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi hangisidir? Burada ekleme çıkarma yöntemini kullanmamız gerekir. x üzeri 4 aynen yazıyoruz. x kare yerine 2x kare eksi x kare yazıyorum. Buradaki biri de aynen ekliyorum. Sonucu değiştirmiyorum. Peki buradaki amaç ne? Bakın buradaki ifademiz x kare artı 1 çarpı x kare artı 1 şeklinde çarpanlar ayrılabilir. Yani x kare artı 1'in karesi. Eksi x'in karesi. Son durumda burası ne oldu? 2 kare farkı. Yani parantez içindeki ifadeleri x kare artı 1 ile x'i bir çıkarıyoruz. Sonrasında bir kere de toplayıp çarpıyoruz. Dolayısıyla çarpanlardan bir tanesi x kare artı x artı 1 yoksa x kare eksi x artı 1'dir. Bu da c şıkkıdır. A'mız bir tam sayı ve bu kesir sadeleşebiliyorsa en sade hali hangisidir? Burada payımızda a var. a'yı bilmediğimiz için paydadan başlıyoruz. Çarpımı eksi 6. Toplamı da eksi 1 yapan 2 tane değer arıyoruz. Bunlar x artı 2 ve x eksi 3'tür. Sadeleşebildiğine göre ya x artı 2 ya da x eksi 3'ümüz sadeleşiyor. Burada bakın yukarıda çarpımları eksi 3 yapan 2 tane değer arıyoruz. Eksi 3 2'ye bölünmediği için yukarıdaki çarpanlardan birisi de yine eksi 3'tür. Dolayısıyla çarpımı eksi 3 yapan iki sayı eksi 3 ile artı 1 olduğu için diğer çarpanımız x artı 1. E burada da x eksi 3'ler sadeleşirse en sade hali x artı 1 bölü x artı 2 ile c şıkkı. Bu soruda modelleme yapıyoruz. Bakın burada mavi karemizin kenarları x'i x. Burada alanımız x kare. Dikdörtgenimizde de kenarlarımızı x'e 1 çarptığımız zaman alanımız x yapıyor. Küçük karemizde de kenarlarımız 1 bir birim olduğu için 1 bir çarpı 1'den alanımız 1. Mesela burada bir tane örnek yapmış. x artı 1 çarpı x artı 2. Burası x bunlara da 1 1 dersek burası x artı 2 birim. Burası da x artı 1'dir. Dolayısıyla alanlarımız x kare x x, x hepsini toplarsak x kare artı 3x artı 2. Buna göre bu parçalarla aşağıdakilerden hangileri modellenebilir? Şimdi ikinciyi direkt eliyoruz. Çünkü burada eksi 1'i tanımlayan herhangi bir kare yok. Dolayısıyla çıkarma işlemi burada olamaz. x eksi 2 olanlar yani ikincileri eledik. x çarpı x artı 3'ümüz olabilir. 3 tane birden 3'ü elde ederiz. Birinci tamamdır. Üçüncüde de yine negatif değerler olmadığı için burada x artı 4, 4 tane birden 4'ü, 7 tane birden 7'yi oluşturursak üçüncüyü de modelleyebiliriz. Cevabımız D şıkkı. ABCD'miz bir karedir. Tüm kenarları birbirine eşittir. Buradaki alanı a kare olan ve 4b kare olan şekillerde birer kareymiş. Dolayısıyla kenarlarımız a'ya a, ya a. E 4B kare olması için de buradaki kenarlarımız 2B'ye 2B. E karşısı da 2B. Burası da 2B. Burası da A. Yani karenin bir kenarı A artı 2B. Dolayısıyla burası da A olduğu için karşısı da A artı 2B'dir. Cevabımız B şıkkı. Yukarıdan aşağı doğru yukarıdaki iki dikdörtgendeki cebirsel ifadeyi alıp çarpıyoruz. Bir aşağıdaki dikdörtgene yazıyoruz. Buradaki a cebirsel ifadesiyle x küp eksi 1'in çarpımı x üzeri 6 eksi 1'miş. Yani bunu x üzeri 3'ün karesi 1'i de 1'in karesi gibi yazabiliriz. Yani burada 2 kare farkı özdeşliğinden x küp artı 1 x küp eksi 1. Dolayısıyla burada a dediğimiz yerde x'in küpü artı 1 var. Bu x küp artı 1'i de x'in küpü artı 1'in küpü diyebiliriz. Burada da a küp artı b küp özdeşliğimiz var. a artı b çarpı a kare eksi ab artı b kareydi. Yani burası x artı 1'e x kare eksi x artı 1. Benzer şekilde bunun eksilisi için de x'in küpü eksi 1'in küpü dersek x eksi 1 x kare artı x artı 1 olur. Yani burası x eksi 1 ve x kare artı X artı 1. Dolayısıyla X artı 1, X eksi 1 gitti. A ve E'yi de eliyoruz. X kare artı 1 burada herhangi bir yerde kullanılmamıştır. Cevabımız Bursa. Birinci tabloda toplama yapıyoruz. Diğerinde çarpma yapıyoruz. Buna göre A kare artı B çarpıcıya kaçtır? Burada A ile B'yi topluyoruz. 12 yapıyormuş. Yazalım. A artı B eşittir 12. Sonrasında B ile C'nin toplamı da 8 diyor. Yani C artı B eşittir 8. Diğerine bakarsak burada da A ile C'yi çarpıyor 21. A çarpı C eşittir 21. Bu ikisini alt alta çıkarırsak B'ler birbirini götürür. A eksi C eşittir 4. E çıkarınca 4 yapan çarpınca 21 yapan 2 tane sayı var. Bunların birisi 7 diğeri de 3'tür. Yani A değerimiz 7 C değerimiz 3. E C'miz 3 olduğuna göre 8'den 3'ü çıkarırsak buradaki B değerimiz de 5'tir. Yani 7'nin karesi artı 5 çarpı 3 bu da 49 artı 15'ten 64'tür. Cevabımız A şıkkı. Öğrencimiz çarpanları ayırma ile ilgili bazı işlemler yapıyor. Hangi adımda hata yapmıştır bize bunu soruyor. X ve Y 0'dan farklı birer reel sayı x y'ye eşit olmak üzere birinci adımda x eşittir y'nin her iki tarafını x ile çarpıyor. x kare eşittir x çarpı y. Burada herhangi bir hata yok. Her iki taraftan y'nin karesini çıkarırsak x kare eksi y kare x y eksi y karedir. İkinci de zaten bir hata yok. Üçüncü de x kare eksi y karemiz iki kare farkı özdeşliğinden faydalanırsak x artı y çarpı x eksi y'dir diyor. Sağ tarafta da y'ler ortak. Y çarpı x eksi y. Burada da herhangi bir hata yok. Şimdi dördüncü adıma geldiğimiz zaman her iki tarafı x eksi y'ye bölmüş. x artı y eşittir. y demiş. Bu bir hatadır. Çünkü x'imiz y'ye eşit olduğuna göre x eksi y sıfırdır. Her iki tarafı sıfıra bölemeyiz. Çünkü sıfır bölü sıfır bir belirsizliktir. Dolayısıyla bunlar sadeleşemez. Cevabımız D şıkkı. Şekil 1'deki kenarları x santimetreye, x santimetre olan kare şeklindeki kağıdımızı katlıyoruz. Önce şekil 2, sonra da şekil 3 oluşuyor. Son durumda arkadaşlar şekil 4'te bakın, üstte bir kenarı y birim olan bir karemiz var. y'ye y'lik, y karelik alanı kesiyoruz. Yine burada da y'ye y'lik bir karemiz var. Y kareyi kestik. 2y karelik bir azalma oldu. Kağıdımızı açtığımız zaman 2y kare burada 2y karede diğer tarafta 4y karelik bir azalma var. Sonrasında kağıdımızı yukarı doğru açarsak alanımız artık 4y kare değil de 8y karelik bir azalmaya uğrayacaktır. İlk başta alanımız x çarpı x'ten x kare olduğu için son durumda alanımız x kare eksi 8y kare olacaktır. Cevabımız B şıkkı. Elimizde 10 tane mavi, 10 tane sarı, 10 tane de kırmızı halka var. Bu halkaları buradaki x kare, x ve 1 çubuğuna yerleştiriyoruz. Mesela x artı 1'in karesini açtığımız zaman tam kare özdeşliğinden ne yapıyor? x kare artı 2x artı 1. Buraya bir tane, buraya 2, sondaki çubuğa da bir tanesini yerleştiriyor. Burada da bakın 3x'in karesi 9x kare. 2 katı burada ikisini çarptığımızda 6x yapıyor. Artı 1. Buraya 9. Buraya 6. Buraya da bir tanesini yerleştirmiş. Sadece sınıfa getirdiği halkaları ve tahtayı kullanarak aynı şekilde aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisini özdeş bir cebirsel ifadeyi modelleyebilir. Yani bunların hepsini tam kare özdeşliğinden faydalanıp açmamızı istiyor. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı, Artı ikincinin karesi. E biz buraya 25 tanesini yerleştiremeyiz. Dolayısıyla gitti. En fazla burada ne var? 10 tane kırmızı halkamız var. Yine benzer şekilde 2x'in karesi artı ikisinin çarpımı 8x. 2 ile çarptığımızda 16x artı 16. Bu değerler 10'dan büyük olduğu için 5 da eliyoruz. Dolayısıyla benzer şekilde devam ettirirsek E şıkkında birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi dersek buradaki tüm katsayılarımız ondan küçük olduğu için bunu modelleyebiliriz. Cevabımız E şıkkı. Cebirsel ifademiz iki polinomun çarpımı şeklinde yazılabiliyorsa cömert bir ifadedir. Buna göre hangileri cömerttir? x kare eksi x artı 1 ifadesi çarpanlar ayrılamaz. Dolayısıyla bu cömert değildir. İkinciye geçelim. Burada x kare eksi x'imizi tekrar etmişiz. Buna k yazalım. k'nın karesi eksi 8k artı 12. Bu da arkadaşlar çarpımları k kare çarpımları 12 toplamları da eksi 8 yapan iki değer eksi 6 ve eksi 2 şeklinde k eksi 6 k eksi 2 gibi çarpanlar ayrılabilir. Yani k yerine değerini yazarsak aslında x kare eksi x eksi 6 x kare eksi x eksi 2 şeklinde çarpanlar ayrıldı ve bu bir cömert ifade. Burada arkadaşlar direkt çözemiyoruz ancak şöyle yapalım. Baştaki ve sondaki ifade x küple 1'i şöyle yan yana yazalım. Sonrasında artı 2x eksi 2x kare diyelim. x küp eksi 1 ifadesini a küp eksi b küpten faydalanırsak x eksi 1 x kare artı x artı 1 diyebiliriz. E Burada da ne var? İkisinde de 2'ler ortak x'ler ortak. Eksi 2x parantezine alırsak x eksi 1 gibi yazılabilir. Şimdi her iki ifadede x eksi 1'ler ortak. Dolayısıyla ortak çarpan parantezine alırsak bunları görmeyelim. x kare artı x artı 1 eksi 2x. Dolayısıyla burada da ne oldu? İki farklı polinomun çarpımı şeklinde yazılabildi. Yani bu da cömert bir ifade. Cevabımız denizli.